münafıkların ve İslam karşıtlarının Mevlana merakı. İslam dinine açıkça tavır almış olan bazı kişilerin Mevlana'nın bazı görüşlerine yoğun ilgi ve açık bir sempati göstermeleri oldukça dikkat çekicidir. Allah'a, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve dinimizin bütün kutsallarına yönelik saldırgan bir tutum içinde olan, hatta her türlü dini düşünceye karşı olduklarını açıkça söyleyen kimi şahısların Mevlana'nın görüşleri ve eserleri hakkında tam zıtlı bir yaklaşım göstermeleri yakından incelenmesi gereken bir husustur. İslam'a karşı olan bu kişilerin yanı sıra kendilerini Müslüman olarak tanıtan ama dine karşı soğukluklarıyla dikkat çeken münafık karakterli kimselerin de aynı şekilde Mevlana'nın görüşlerine sıcak yaklaşmaları dikkat çekicidir. Bu durumun sebeplerini anlamak içinse öncelikle Mevlana'nın eserlerinin ve görüşlerinin daha yakından incelenmesi gerekir. Bilindiği gibi Mevlana Celaleddin Rumi 13. yüzyılda yaşamıştır. En önemli eserlerinden biri Mesnevi'dir. Onun vefatından sonra derlenmiş ve yazılmış olan bu eserdeki görüşlerin ne kadarının Mevlana'ya ne kadarının başkalarına ait olduğu tartışmalı bir konudur. Bazı tarihçiler Mesnevi'yi Mevlana'nın oğlunun yazıp babasına mal ettiğini, bazıları da Mesnevi'nin üç ayrı kişi tarafından kaleme alındığını öne sürerler. Mesnevi'nin gerçek yazarı kim olursa olsun bu eserde Kur'an'a uygun olmayan çok fazla anlatım vardır. Bu anlatımlardan Kur'an'da açıkça haram olduğu bildirilen bazı fiillerin İslam'a göre sözde meşru olduğu öne sürülür. Çok açık ve uygunsuz üsluplarla homoseksüelliği ve çocuklara tecavüz edilmesini içeren kısalar anlatılmakta, kadınlar aşağılanarak cinsiyet ayrımcılığı yapılmakta, şarabın helal olduğu savunulmakta, Mesnevi'nin kutsal bir kitap olduğu öne sürülmekte, yaşamın evrimle meydana geldiği belirtilmekte, Mevlana'nın peygamber olduğu ima edilmektedir. Oysa ki bunlar İslam'a ve Kur'an hükümlerine tümüyle zıt görüşlerdir. İşte İslam karşıtlarının ve Müslüman görünümü altında İslam'ı hedef alan kimselerin Mevlana merakının sebebini tam da bu noktada aramak gerekir. Mesnevi'deki İslam'a zıt olan görüşler Mevlana'nın şahsına ait olmayabilir ve bu bölümlere ekleyenler de bunu cahilliklerinden ya da bilgisizliklerinden dolayı yapmış olabilirler ancak her halükarda Mevlana'ya atfedilen Kur'an'a ve Türk İslam ahlak anlayışına uygun olmayan anlatımların sözde İslam adına yayılması hem dini hem de toplumsal açıdan büyük bir tehlikedir. İslam hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan kimi Müslümanlar karşılaştıkları bu durum dolayısıyla bir zihin karışıklığı yaşayabilir ve bilinçsizce Kur'an'ın ilkelerinden ve inançlarından uzaklaşabilirler. Dahası bu durum İslam'ı kendi şirk inançları doğrultusunda tahrif etmek isteyen münafıklar için çok müsait bir zemin oluşturmuştur. Mevlana Celaleddin Rumi'nin eserlerine muhtemelen sonradan eklenmiş olan bu anlatımlar kendilerini Müslümanmış gibi göstererek İslam'a zarar vermeye çalışan münafıklara önemli bir hareket alanı ve kamuflaj sağlamaktadır. Tarihin her döneminde Allah'a şirk koşan ideolojileri savunarak İslam'ı dejenere etmeye çalışan kimi münafık karakterli insanlar asrımızda da bu amaçla Mesnevi'deki Kur'an'a muhalif olan anlatımları kullanırlar. Müslüman ismi taşıyan ama kendilerini Müslüman olarak görmeyen bu kişiler Mevlana'nın eserlerini ve fikirlerini referans göstererek sözde din adına İslam ahlakına aykırı inançların ve düşüncelerin savunuculuğunu yapmaktadırlar. Kur'an ahlakıyla ilgisi olmayan düşüncelerin ve davranışların Müslümanların inanç dünyalarına sokulmaya çalışılması çok ciddi bir tehlikedir. Bu nedenle İslam'a hiçbir şekilde uygun olmayan bir felsefenin yanlışlığının deşifre edilmesi son derece önemlidir.